Peki e, tatil gibi eğlenceli konulardan seçim gibi e, tartışmalı ve siyaset gibi tartışmalı konulara geçeceğiz. Ama birkaç konu başlığında sayın ben neler konuşacağız. Erdoğan'ın 2023 mesajı var ki ilk o konuyla başlayacağım ve Barış'a soracağım. Hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım çıkışları var ama Dün Fenerbahçe Stadı'nda çok enteresan bir şey oldu. Vladimir Putin sloganları atıldı. Tartışılıyor. Uluslararası boyutta tartışılıyor. UEFA da tartışıyor. belki de Fener'e ceza gelecek. Ekonomi çok konuşuluyor. Diyanetin bir fetvası var. O da tartışmalı. Bu çerçevede konuşacağımız çok konu var. Ee, Selahattin Demirtaş'ın da bir takım çıkışları vardı. Ona CHP'den gelen destek ya da bir takım açıklamalar. Tüm bunları konuşacağız. Barış dediğim gibi seninle başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanının e, biz kaybedersek Türkiye kaybeder mimbalinde açıklaması var ki aslında diğer seçimlerde de benzer şeyler söylemişti. E, ne dersin seçime giderken Türkiye'de siyaset haliyle hep sıcaktı zaten ama evet. şimdi kaynamaya başladı. Nedir yorumun? Şimdi. AKP ve Sayın Erdoğan uzun bir süredir korku siyaseti yapıyor. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir açıklama yaptığında, herhangi bir vaat verdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni korku siyaseti üretmekle suçlarlardı. Ama bugün görüyoruz ki Sayın Erdoğan özellikle kendisine oy veren milliyetçi muhafazakar seçmenleri bir korku siyasetinin üzerinden konsolide etmeye ve partisinin eriyen oylarını bir şekilde durdurmaya çalışıyor. Bugün yayına gelmeden önce Trakya'da Cumhuriyet Halk Partisi için kamuoyu araştırması yapan bir arkadaşımla konuştum ve dedim ki hocam sahadaki tablo nedir? Dediği şu. Cumhuriyet Halk Partisine az da olsa Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den kayma var. Az da olsa dedi. Benim dedi beklediğim oranda değil. Ama özellikle teki, Trakya bölgesinden Trakya mi bahsediyor de. aradığımda da Tekirdağ'daydı. İsminde Hı. vereyim. Semih Turan Hoca, Motto Araştırma, Bulgu Araştırma'nın sahibi. Ağustos ayının ortasında bir e, geniş kapsamlı Türkiye çalışması yapacaklarmış. Onun için şu an dedi sahadayım. Kendisi de belki yayını izliyordur şu anda. Şu an dedi e, Tekirdağ'dayım ve Tekirdağ'da AK Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde çalışıyorum. Ve şunu görüyorum özellikle ekonomiden dolayı. AK Parti'ye büyük bir kızgınlık var. Ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir eğilim var. AK Partili ve MHP'li seçmenlerden özellikle Kredi Yurtlar Kurumu çıkışı ve emeklilikte yaşa takılanlar çıkışıyla birlikte bir ilginin olduğu, Kemal Bey e yönelik ilginin de arttığını söyleyebilirim dedi. Şimdi Sayın Erdoğan aslında bizim Semih Turan Hoca'nın bana bugün verdiği bilgiyi önüne gelen kamuoyu araştırmalarından ve anketlerden görüyor. O yüzden topluma yeni bir şey de vaat edemedikleri için korku siyaseti üretiyorlar. Biz gidersek siz kazanımlarınızı kaybedersiniz diye seçmeni bir arada tutmaya çalışıyorlar. Mesela hangi kazanımı kaybedecek? Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi yarın iktidara geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda hangi kazanılmış hak ortadan kalkacak? Yurttaşların bugüne kadar artık tartışarak geride bıraktıkları tüm kazanımlar tabii ki bundan sonra da devam edecektir. Ya Türkiye'de hiçbir zaman sorunsuz bir dönem olmadı ki. Aslında bu sözler AK Parti ile Türkiye'nin kaderinin eşit hale getirilmesi, Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin kaderinin eşit hale getirilmesi korkutmaktan ve korku siyaseti üretmekten başka hiçbir anlama gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Gelecek yıl 100. yaşına girecek. Nice 100 yaşlara diyelim. 2023 yılından itibaren artık Cumhuriyetimiz 100. yaşında olacak. Bugüne kadar onlarca başbakan, yüzlerce bakan, onun üzerinde Cumhurbaşkanı geldi, Genelkurmay Başkanları oldu, Milli Savunma Bakanları oldu, İçişleri Bakanları oldu, Tarım <laughs> Ormancılık Bakanları oldu. Sistem bir şekilde işledi ve Cumhuriyet 1923'ten 2023'e kadar 100. yılını da artık taçlandıracak. Sayın Erdoğan'ın ben gidersem her şey e, kaybedilir ya da biz gidersek Türkiye'nin işte kaderi değişir sözleri o yüzden gerçekçi değil. Sayın Erdoğan yarın seçimi kaybettiğinde, 2023 yılında yapılacak olan seçimi kaybettiğinde yeni gelen Cumhurbaşkanı muhafazakar, milliyetçi kesimin kazanım olarak gördüğü hiçbir şeye zaten dokunmaz. O kazanımların taçlandırılması ve demokratik alanın daha da genişletilmesi için mücadele eder. Vatandaş da artık AK Parti'nin kendisine söyleyecek bir şeyin olmadığını görüyor. O yüzden bu sözlerin bence hiçbir karşılığının olmadığını da Sayın Erdoğan da artık kabul ediyor. Çünkü baktığınızda hangi AK Partili milletvekilini ya da yöneticiyi dinlesek sanki Sayın Erdoğan siyasette olmayınca Türkiye'de yok olacakmış gibi bir hava yaratıyorlar. Bu gerçekçi değil bir kere. Hiçbir şekilde gerçekçi değil. Ne olacak mesela? Ee, bu korku siyasetinin Türkiye'ye katacağı bir şey yok. Bence Sayın Erdoğan korku siyaseti üretmek yerine vatandaşın en azından 2023 yılının seçimlerinin yapılacağı güne kadar yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atmaya gayret etsin. Çünkü ekonomik krizin artık herkesi derinden sarstığı Yapılan kamuoyu araştırmalarında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin de ekonomik krizden yüksek oranda dert yandığı görülüyor. Benim geçen gün okuduğum bir kamuoyu araştırmasına göre Türkiye'deki ekonomiden en çok şikayet eden kesimin başında Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenleri geliyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenlerine gelecek yıl ekonomi nasıl olacak diye sorulduğunda bu da yine motto ve bulgu araştırmanın yaptığı bir araştırmaydı. Gelecek yıl bu yıldan daha kötü olacak diyor. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenleri gelecek yıl bu yıldan daha kötü olacak diyor ekonomide. E şimdi AKP'nin, AKP iktidarının ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir soruna çözüm üretemediğini görüyoruz. Ekonomik hiçbir açılım yapamıyorlar. Vatandaş feryat ettikçe ellerinde tek bir silah var o da sabredin demek. Ya dünyanın neresinde mesela ülkenin yöneticileri vatandaşa bir yıl sabredin der. Sayın Erdoğan Şubat'a Mart'a kadar sabredin diyor. Hangi aydayız biz? Temmuz. Hadi Temmuz bitti. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Sekiz ay var. Sekiz ayda milletin canı çıkar Erdoğan Aktaş. Sabre, sabret diyorsun. Tamam sabrettik. Hadi sabrettik. E sabredince ne olacak? Ya tünelin ucu görünüyor mu? AK Parti'nin politikalarıyla tünelin ucunda ışığın olabilmesi mümkün değil. O yüzden Sayın Erdoğan artık yeni bir şey söyleyemediği için korku siyaseti üreterek tabanı bir arada tutmaya çalışıyor. Bunun başka hiçbir izahı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi tek bir kişiye bağlı değildir. Hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu yönetir. Ondan 5 yıl sonra başka bir cumhurbaşkanı gelir yönetir. Sonra başka bir cumhurbaşkanı gelir yönetir. Parlamenter sisteme geçilir ve Türkiye bir şekilde yoluna devam eder.